Hem o istikametin bir hususiyeti var. Zifirce çıkan devredeki müstakim zatın biraz daha özel bir durumu var. Çünkü bu asırdaki fitne Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar eşi hiç geçmedi diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bu fitnenin diyor efsanı yok. Tek. He, yani benzerliği var da yani hiçbirisi bunun gibi değil. Evet, biz bunu külliyattan aldık. Şeyden de, kütüb-ü sünnetten aldık. İnternete koyduk. Verdim bilsin diye. Münafıkane olması mı? Evet. Münafıkane ve çok sinsi. Çok acayip. Eş kabul etmez derecede. Bir de Resulullah böyle anlatır. Uzun uzun bir anlatıyor. Çeşit çeşit var da en çok daha uzununu Müslüm alıyor. Sahabeye anlatıyor. Yani bize anlatıyor. Ahir zaman fitnesinin dehşetli hususiyetlerini anlatıyor. Diyor ki bir cümlesinde, uzun hadis bu. Benden evvel gelen bir mealini söylüyorum. Peygamberlerin hepsi diyor, ümmetlerini Deccal'dan korkuttular. Haber verdiler. Fakat ben size o peygamberlerin hiçbirisinin demediği Deccal hakkındaki bir hususiyeti söyleyeceğim. Bundan önceki de dememişler. Yok. Yok öyle dedi. Kim diyecek olduğu şeyin hususiyeti geçmiş azgınlarda yok. Yani açık verdik şimdi. Yani bu tek bir cins fitne. Diyor Deccal averdir. Burada artık Resulullah asabi oluyor. Hatta ayağa kalkıyor. Damarı şişiyor. Böyle hitap ederek Deccal averdir. Deccal averdir. Üç defa tekrar diyor. Aver. Aver tek gözlü. Tek çeşim. Yani sadece dünya yasak olup ahireti kabul etmeyen iken bir ceryan durumunda. Maddi cevziyeti de var mı abi? Onun için diyorlar ama esas olan bu şey, şahsı manevisi, yani fitnesi. Ceryana. Vallahi Rabbiniz haber değildir. Din, yani ahiret esas alır. Ebedi hayat esas alır. Allah'a iman esas alır. Dünya esas almaz. Şimdi biz bunu Asubili'de yazdık. Kaç para olursa olsun dedik. Bazı notlarımız var orada. Şimdi okudan onları söylemeyin. Ya Arzuan fitnesine de aldık ya kitabı. Aldık ya orada, oraya da aldık. Ne eski zaman fitnesi bölgesel yani. Bölgesel ve bizde anladım, teknik bir yok. Bir şey yok. Gibi genişteyiz yani. Teknik yok. Dağlar Gazı'daki köyü bilmiyor o zaman azgın adamı. Ve daha var arkasında köy biliyor. Niye? Yok ki imkan. Bütün dünya aniden. Aniden. Fabrikasyon. Şimdi mesela komşular rahatsız ediyor ya. Langır langır, langır langır. Namaz kılacağız, kitap okuyacağız. Langır langır. Dan dum, dan dum. Neymiş bunun adı? Müzikmiş. Allah Allah. Ders anında evet. Şimdi benim de hayalimde şimdi mesh meselesi var ayette ve hadislerde. Şimdi hayalimde bir maymun işte o dangır dungur aletinin önünde oturmuş. O da böyle böyle yapıyor işte. Hayal ya bu işte. Ha, tabii o işte maymun o ne olur bilmiyor. Ama burada dikkat çekeceğim nokta şu. Sadece bu bir hadise olarak değil. Bu aynı hadise bütün Türkiye'yi birden milyonları birden aynı şeyi kaplıyor. Evet. Lan fabrikasyon ispat. Bunu düşünmüyorsun tabii. Ne ya? Diyorum ya Rabbi, bizi seyretmek için neler yapıyorsun bizimce bu dünyada? Filmleri çekiyorsun, ebedi kalacak. Acayip bir şey yani. Evet. Hayvanlaşmışlar. Nasıl? Nasıl?